Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı hesabını kim bozuyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye giderken uçaktan AK Parti Grup Başkanı Numan Kurtulmuş arıyor. Erdoğan'la Kurtulmuş arasında birkaç uçak yolculuğuna göre uzun bir görüşme yapılıyor. Ardından Numan Kurtulmuş, AK Parti Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı ile irtibat kuruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle istişare toplantısı yapılması yönündeki talimatını iletiyor. Ciddi bir kriz yaşadığımız ABD'nin başkanı ile görüşmeye giderken Erdoğan'ın uçaktan telefon edip Numan Kurtulmuş'tan milletvekilleri toplantı yapmasını istemesi şaşırtıcı gelebilir. Ama bu Erdoğan'ın partiye ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi. Erdoğan, ABD yolunda olduğu için salı günleri yapılan grup toplantısını bu hafta yapılamadı. O nedenle Numan Kurtulmuş dün AK Parti milletvekilleri bir araya geldi. Peki Erdoğan'ın bu hassasiyetinin altında ne yatıyor? Erdoğan bir önceki grup toplantısında uzun uzun AK Parti'nin verdiği mücadeleyi anlatmıştı. Vesayet odakları AK Parti'nin hem bize ait varlığını hem de iktidarını uzun süre kabullenemediler demişti. AK Parti hakkında açılan kapatma davasında 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimine kadar her aşamasından büyük mücadelelerle geçilen süreci hatırlatmıştı. Erdoğan'ın dava vurgusu. O günkü notlarıma bakıyorum defterime bir de dava vurgusu notu düşmüşüm. 5 Ekim'de Kızılcahamam'daki istişare toplantısında da biz sıradan bir parti değiliz. Bu hareket bir davadır ve bizler dava arkadaşlar olarak buradayız. Partimize yönelik saldırıların sebebi şahsımın veya tek tek şahıslarımızın değil temsil ettiğimiz davanın en büyük tehdit olarak görülmesindendir. Şahıslar gelip geçer ama bu dava ila nihaye bakidir diye konuşmuştu. AK Parti sadece iktidar olmaktan ibaret görenler açısından önemli bir uyarıda bulunmuştu. Hatırlarsanız Erdoğan Kızılcamam'daki konuşması sırasında AK Parti yerine dil süçmesiyle Refah Partisi demişti. Daha sonra tebessüm ederek bu yanlışı düzeltmişti. Erdoğan daha sonra dil sürçmesini bir gece önce Numan Bey ile Refah Partisi günlerini konuştuk. Oradan dilime takılmış diye izah etmiş. Erdoğan'la Numan Kurtulmuş bir gece önceki sohbeti Refah Partisi günlerine gitmiş. O günlerdeki samimiyete ve davaya olan sadakati konuşmuşlar. Numan Kurtulmuş'un mesajları. Peki Numan Kurtulmuş dünkü toplantıda milletvekillerine ne dedi? İllerinize gidin. Ankara'da, İstanbul'da vakit geçirmeyin. İllerinize gidiyorsunuz ama resmi toplantılar yapıp dönenler oluyor. Formal değil, informal toplantılar yapın. Kırgın, küskün ve kızgınların gönlünü alın. Kanaat önderleri ve bölgede sözü geçen isimlerle bir arada olun. Numan Kurtulmuş bunlardan ayrı olarak iki önemli uyarıda bulunuyor. 1. Siyaseti zenginleşme aracı olarak görmeyin. 2. Cumhurbaşkanına yük olmayalım onun yükünü alalım. Milletvekilleri yeni partiyi soruyor. Toplantıda milletvekilleri kurulacak olan yeni parti hakkında sorular soruyorlar. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı partileri kastediyorlar. Numan Kurtulmuş, yeni partileri ne yapacağı belli değil. Bizim partimizin ne yapacağı önemli. Onlar ne yapıyor, biz bunu umursamıyoruz. Biz işimize bakacağız. Biz ne yapıyoruz, ona bakacağız diye karşılık veriyor. Abdülkadir Selvi Hürriyet. Bu tarz videoların gelmesi için yazılarla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın.